Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte daha önceden videosunu çekmiş olduğumuz organize kutusunun ikinci versiyonunu yapmıştık. Ve ledler için önceki videoda bir kutu yapacağımızı söylemiştik. İşte o kutuyu yapmış bulunmaktayız. Bu iki kutunun da incelemesini göstereceğim. Bu önceki kutuyu 32 bölmeli bir şekilde yapmıştım ve içine transistörlerimizi koymuştuk. Şu şekilde 32 bölmeli bir kutu yapmıştık çekmeceli. Şu şekilde çekmecesini kapatalım. Ancak bu yeni yaptığımız kutu 16 bölmeli ve bölmeleri artık daha geniş. Bunlara da ledlerimizi koymuştuk. Şu şekilde gösterelim. Kamerayı biraz eğiyorum. Evet. Şu şekilde 16 bölmeli bir çekmecesi var. Ve içerisine ledlerimizi koyduk. Bu ledlerimiz daha önceden hatırlarsanız Robotistan'dan büyük bir sipariş yapmıştık. Ve bu siparişte bolca transistörümüz ve ledimiz olmuştu. Ancak bunları poşete koymakla uğraşmak yerine şu şekilde organize kutuları yapmakla çok daha basit bir şekilde komponentlerimizi saklayabiliyoruz. O yüzden bu kutuları yaptık. Şu şekilde ledlerimizin çeşitlerini ayrıştırarak bölmelere koymuş bulunmaktayız. Şu şekilde gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 bölmeli bir kutu bu arkadaşlar. 6 da şu şekilde kutumuzun. Bu şekilde bir organize kutumuz. Şöyle gösterelim. Burada daha düzgün durması için masa gibi sert yüzeylerde daha düzgün durabilmesi için altına karton parçacıklar yapıştırdık. Bunların altına da silikon sıktık. Buraya da 16 bölmeli organize kutusu yazdık. Şu şekilde gösterelim. İçi de bu şekilde boş. Bir kutudan yapmıştım bunu. Aynı zamanda bu kutuları, karton kutuları silikonla birleştirerek gayet sağlam bir yapı elde edebiliyorsunuz. Siz de bu taktiği kullanabilirsiniz. Şu şekilde bu kutumuzu tekrar gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki çektiğimiz videodaki ölçülerle aynı bir kutu. Sadece aradaki bölmeleri 32 bölme yerine 16 bölmelik bir kutu. Ve bölmeleri görmüş olduğunuz gibi daha geniş. Ancak önceki kutumuz şu şekilde, onu da gösterelim. Önceki kutumuzda bölmeler daha dardı. Bunlar daha küçük komponentlerin, yani transistörlerin girmesi için alanlar. Burada ledler gibi çoklu komponentler de buraya daha güzel sığıyorlar. Buradaki büyük bölmelerde. Daha önceki kutu inceleme videomuzda değinmiştik. Ancak ben burada tekrar ölçülerine değineceğim. Arkadaşlar, yaptığımız kutuların şu şekilde gösterelim. Yaptığımız kutuların uzun kenarı 20 santimdir. Kısa kenarı ise 10 santimdir. Bu yaptığımız kutular dikdörtgen şeklindedir. Yüksekliği ise biz 5 santim kullanıyoruz. Gayet de ideal bir değer. Ancak şu çekmeceyi yaparken sıfıra sıfır olmuyor bu çekmece 5 santim olduğunda. Çünkü altından silikonlar taştığımız zaman onlar da biraz yükseklik yapıyor. Ve 5,5 santimlere kadar çekmece çıktığı zaman buradaki kutuya sığmayacaktır. O yüzden bu çekmecenin yüksekliğini 4,5 ila 3 santim arasında yapmanızı öneririm. Hatta 3 santim yaparsanız benim yaptığım gibi şu şekilde çok daha rahat bir şekilde çekebilirsiniz çekmeceyi. Ancak İlk yaptığım kutuda ben 4,5 santimlik bir çekmece kullanmıştım. Ve birazcık daha zor geliyor. Dediğim gibi 3 santim yaparsanız daha rahat gelecektir çekmeceler. Kutularımız bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.